Şimdi de aynı 60. sayfenin alt kısmındaki kelimeleri seslendiriyorum. Şimdiye kadar cezimli bağlantıda dikkat çektiğimiz hususlara riayet etmekle beraber, hasaten bu kısımda ince-kalın ayrımına dikkatinizi çekiyorum. İnce bir harften kalın bir harfe, kalın bir harften de ince bir harfe cezimli bağlantılarda ses transferi yapmayacağız. İnce kalın ayrımına dikkat edeceğiz. Kelimeleri okumaya başlıyorum. وَالْعَادِيَاتِ <laughs> الظَّبْحَا وَالْعَادِيَاتِ الظَّبْحَا Doğrusu bu. وَالْعَا Hata. Hareke verdi. وَالْعَا Sakin harfin üzerinde çok durdu. Ayrı bir hata. وَالْعَا Ayını kalın okudu. Halbuki önceki derslerde gördük. Ayn ve ha ince harfte. Onu ince okuyacağız. A diye ayını uzatma boyu sürükledi. Yola ayın bulaştırdı uzatma yoluna. Bu da olmayacak. Lobo dedi. B'ye kalın geçti. Hata zaten. E, bu hatayı önlemek için, bu hataya yoğunlaşmak için e, bu kelimeleri okuyoruz. Dabo değil, deb dadı inceltmek de yok. Zab şeklinde ayırmak da yok. Zab derken bakın galgale de var. Galgaleyi dikkat çektiğimiz beş hususu göz önünde bulundurarak yapmamız gerekiyor. Makabrindeki harfin harekesini azıcık hissettirecektik. Burada tilavet ortasında bir galgaledir. Galgaleyi sura yapmamız gerekiyor. Şayet galgale kübra yaparsak zab <laughs> ha şeklinde sektö veya sektecik oluşur. Bir yanlıştır. Zab <laughs> şeklinde mübalağa yapmak yok. Yaptığımız için bakın hemzeye benzer bir ses eklenmiş oldu. O da yanlış. Zab <laughs> <laughs> şeddelendi. Bu da hata. Galgale yaptık ama şetteledikten sonra galgale yaptık. O da hata. Bütün bunlara riayet ederekten bir daha okuyorum. Sonundaki ha harfini kalınlaştırmak da yok. Ha değil, ha şeklinde aynı lahanın ince harfi olduğunu biliyoruz. Ona da dikkat ederek bir daha okuyorum. وَالْعَادِيَاتِ <laughs> الظَّبْحَةِ فالموريات قد حا. فالموريات قد حا. فالموريات قد حا. طرصو. بوردينها kaf harfinden del harfine bağlantıda qadu şeklinde kalınlaştırmadan okuyacağız. Kalınlık dele sirayet etmemesi gerekiyor. Qad, qad şeklinde. Yapamadığımız zaman hemen bir metodumuz vardı, ona sarılıyoruz. Ed, ed, ed. İnce del harfini buldum. İnceliğe dokunmadan hemze yerine kaf getiriyorum. Dördüncüsünde qad bir daha ed 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 qad dele dokunmadan bağlıyorum. fel <feyi> qad ha doğrusu bu. fel <feyi> subha tin sudur bu felrontin sudur doğrusu bu burada yine aynı şekilde fel derken mimi kalınlaştırmamak gerekiyor yani her zaman yani e, ce, e, cezimli bağlantı ve şetleri bağlantılarda değil sadece. Peş peşe gelen ince ve kalın harekeli harflerde de e, ses transferleri oluyor. Buralarda da riayet etmemiz gerekiyor. Fel diye mimin kalın okunmasının sebebi oğain harfinden dolayıdır. Mimin hemen peşine harekeli de olsa bir oğain harfi gelmiş. Onun kalınlığı mime a mime mimme bulaşıyor onu da kalınlaştırıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Mu değil, müri mimmin inceliğini belli ederek okumamız gerekiyor. Burada suldu satkalın b'ye ince geçiş yapıyoruz. Bu yapılamadığı için dikkat et diyoruz. karıştırma diyoruz. Bu sefer subu diye okuyor. B'yi kalınlaştırıyor. Subu, sob ince okuyacak. İnce okuyacağım derken bu sefer Sübha diye sadı sine çeviriyor. İncelttiği zaman sine döner. O da yok. Doğrusunu bir daha okuyoruz. Felmugirati <laughs> <laughs> subha

Toa'nın kalınlığını si'ne sirayet ettirmeden okumak gerekiyor. Se olacak. Sato. Sato dersek tadın kalınlığı si'ne bulaşmış olur. Onu da kalınlaştırmış oluruz. Gördüğünüz gibi. Sato yanlış. Si'n ince. Peki inceltelim o zaman. Se'd ne oluyor bu sefer? Sin'in inceliği bu sefer ne oldu? Tam tersi da harfine bulaştı. Bulaşınca onu dele döndürdü. Halbuki del değil, da harfi öyleyse inceyi ince, kalını da kalın okuyalım. Seltu, seltu. Peki, hala tilavetimizde bu ayeti kerimeyi okurken bu hataya düşüyorsak sebebi ne? Sebebi kesinlikle şu, harf tarihi kısmında yeteri kadar e, inceden kalına, kalından inceye bağlantı yaptığımız ilgili sayfeyi yeteri kadar meleke haline gelene kadar tekrar etmemekten kaynaklanıyor. Öyleyse o sayfelerde acele etmiyoruz. Meleke haline gelene kadar onlarca, yüzlerce defa tekrar ediyoruz. Ancak böyle düzelir. فوسط نبيه جمعا لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون yastatiyun nasrahum Yine aynı şekilde ince kalın ayrımına örnek olan yer nasra masrahum değil nes değil buna dikkat ediyoruz. Bir de peş peşe iki hareke olmasına rağmen tadı değil. Dağdan dolayı T harfi kalınlaşma ihtimali var. Ona da riayet ediyoruz tatui şeklinde karıştırmadan yani kalınlık bulaştırmadan T harfine okuyoruz. Bir daha okuyorum. La yestatui'una nasrahum bi habil Bi bil Bi Burada da es demek de yanlış, as demek de yanlış. Ha'yı da tabii ile ince okumak gerekiyor, Habi değil. Doğrusunu bir daha okuyorum. Bi ashabil fil Fe izâ ferâvte fensab Fe izâ ferâvte fensab Fe izâ ferâvte fensab فَاِذَا فَرَوْتَ فَانْصَابُ Doğrusu bu. Yine ilgili dikkat çektiğimiz susuz sab derken o kısımda. فَانْصَابُ Doğrusu bu. فَانْصَابُ Beyi kalın okuduk. Hata. B ince harftir. Salın kalınlığı B'ye sirayet etmeyecek. Dikkat edelim. Fenseb. E bu sefer B'nin inceliği sada sirayet etti. İnceldi. inceldi, incelince sin harfine dönüştü. O da yok, o da hata. Bir muhtemel hatada şurası. Feralt ederken gaynın üzerinde fazla oyalanma ihtimali var. Bu da bir hatadır. Ferote değil. Ferote. Bu kadar oyalanmak yeter. Bir daha doğrusunu okuyorum. Fe izâ ferote fensab. لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان la kad khalaqna insa doğrusu bu la kad olmaz zaten zor yani bu yanlışı uğraşacaksın ki çıkarasın ince kalın ayrımı burada da dikkat etmek icap ediyor ince kalın ayrımına bir de kalgaleler var. Kalgaleleri de usulüne uygun olarak yapacağız. Mahkabindeki harekeyi azıcık hareke vermemek şartıyla yine hissettireceğiz. Kokucuk, kokucuk gelecek. Diğeri galgale kübra yapmayacağız. Dikkat ederseniz her ikisi de tilavet ortasında bir galgale. Tilavet sonunda vakıf anında ki bir galgale gibi yaparsak galgale kübra olur ve sekteler oluşur. Yani laqad nel dediğimiz zaman yani kalbele kübra yaptığımız zaman gördüğünüz gibi duraklamalar oluştu. Bu bir hatadır. Mubala yapmak da yok. Mubala yaptığımızda hemze ekliyor gibi bir durum oluyor. Laqad nel değil. İkisinde de hemzeye benzer bir ses eklemiş olduk. Bunlar riayet ederek, kaide ve kuralları riayet ederek bir daha okuyorum. La kad halaknal insane kezr'in ahra ce şal bu ehü kezr'in ah أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه Doğrusu bu. Burada üç tane bağlantı var. Zer derken zar olmayacak, zer olmayacak. İkisi de hata. Z ince rakalı. Ahrece diye hemze kalınlaşmayacak. Eh şeklinde ince telaffuz edilmesi gerekiyor. Hemze ince, ha kalın. Şed ehu olur genellikle burası. Şed del değil ki o. Şed diyelim. To öyleyse doğrusunu yapalım. Şat ehu oldu bu sefer. Ne oldu? Şin harfi kalınlaştı. Bu da hata. Bu da yok. Şin ince, do harfi kalın. Şeltu, şeltu. Dikkat ederek bir kere daha doğrusunu okuyorum. Kezer'in ehrace şeltu ehu. Ettu'amehum e tto Doğrusu bu. Yanlış olan e Del harfine döndü. Niye döndü? Çünkü ta'nın kalınlığını koruyamadı. İstila sıfatını muhafaza etseydi incelmeyecekti. e أط... veya e tto أطعم et'âme bu sefer tanın kalınlığını hemzeye bulaştırdı. E iken onu a yaptı. Öyleyse doğruyu bir daha okuyorum. et'âmehum ve nahşa azâbek ve nahşa azâbek ve yakşa azabek. Doğrusu bu. Yoksa NAH yanlış. Zaten bu hata yapılıyor burada. Ha'nın kalınlığı nun'a sirayet ettirildiği için na oldu. Halbuki nun ince bir harftir biliyoruz. Ne? neşe nah neşe nah şeklinde. Bir daha okuyorum. ونخشى عذابك